İstiklal Marşı nasıl yazıldı? O günlerde Ankara'nın savaş ve siyaset hayatının içine bir de sanat fırtınası düşmüştü. Meclisi, ordusu sağlam kurulan yeni devletimizin İstiklal Marşı da olmalıydı. Nitekim marif vekili ünlü hatip Hamdullah Supi Bey bunun için bir yarışma açtı. Bu müsabakaya 724 şair katılmıştı fakat hiçbiri iç ürperten o günlerdeki milli destanın altüst edici diriltiş kudretinde değildi. Bütün gözler Mehmet Akif'teydi. Fakat o neden bir şiirle katılmıyordu? Bu husus el altından soruldu. O kışı paltosuz geçiren güçlü şairin yarışmaya katılmayış sebebi kazanacak olan şiire para mükafatı verilmesiydi. Akif nasıl girerdi? memleketin kurtulacağını parayla mı söyleyecekti? Neyse ki Hamdullah Supi, asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız diye Akif'e mektup yazıp müsabakaya iştirak buyurmasını, memleketi bu tesirli telkin ve heyecan vasıtasından mahrum bırakmamasını ondan rica etti. Bu teminat üzerine dergahta yazılan şiir meclise getirildi. Okundu, alkışlandı ve nihayet resmen kabul edildi. 1 Mart 1921, Marş'ın mecliste Kudretli Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey tarafından okunduğu o günü size ben anlatmalıyım. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ikinci çalışma yılı o gün başlıyordu. Mustafa Kemal Paşa meclise başkanlık ediyor, sonra kürsüye geçip millet talihinin bir yıl içinde nasıl değiştiğini anlatıyordu. Arkadaşlar, Artık yeis ve kader günleriniz çok geride kaldı. Esirliğe karşı çocuklarını isyana davet eden ecdadın sesi kalplerimiz içinden yükseldi, bizi son kurtuluş mücadelesine davet etti. Memlekete kurtuluş ve hakikat yolunu göstermiş ve bütün milleti istiklal bayrağı altında toplamış olan Yüce Meclisiniz, İkinci çalışma yılına girerken ben ufkumuzda gelişmeye başlayan ışıkların büyük felaketler görmüş olan bahtsız vatanımızda bir sabahı hayır olmasını dua ediyorum. Gazi Paşa'nın bu sözleri meclisi alkışlarla çınlatırken Hamdullah Supi Bey kürsüye çıkarak Akif'in marşını gür sesiyle okumaya başladı. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Mısraları Gazi Paşa'nın düşüncelerini sanki şiirleştiren söz ve ahenk abideleriydi. Korkma sönmez diye başlayan şiir okunurken baktım Mehmet Akif mahcupluğundan başını kollarının arasına sokmuş, sıranın üstüne kapanmıştı. Bayındırlık Bakanı Fazıl Paşa'yı gördüm. Şiir bitince tekrar okunmasını bağırarak teklif etti. Şiir bir daha bir daha, tam dört defa okundu ve mebuslar ayakta dinlediler. Ahmet Kabaklı